ve artık İstanbul 1. Bölge Milletvekilimiz Sayın Murat Kurum Beyefendi, kıymetli milletvekilimiz, illerimizin kurliyemiz, belediye başkanımız Murat Kurum Beyefendi bizlerle beraber ilçemizi 3. kez şereflendirdiler. Bu açıdan bizim için çok değerli bir gün, bizim için mutlu bir gün. Bugün burada sizlerle kıymetli bakanımız, teşkilatımızla bir arada olmak istediler. Öncelikle bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahalle başkanlarımız, mahalle yönetimlerimiz, sandık başkanlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalışan Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye sözü arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla birlikte sandığa gittik ve sandıkta milletimiz iradesini yansıtmıştır. 85 milyon sandığa giderek büyük bir katılımla, büyük bir coşkuyla, büyük bir teveccühle birlikte oyumuzu kullandık ve ben sandığa giden her bir kardeşimize öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Tabii 14 Mayıs'ta yine milletimiz istikrarın ve güvenin yegane temsilcisi AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın yanında durmuştur. Hatırlayın o geceyi, öndeyiz dediler, kazanıyoruz dediler. Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Birileri kendi ili dışında il il gezip ikbal kaygısı çerçevesinde gezen, işte ili dışında her işle meşgul olanlara sosyal medyada film çapıp o filmleri iş yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışanlara, afetlerde milletinin yanında değil tatilde olanlara en net cevabı 14 Mayıs'ta milletimiz sandıkta vermiştir. Ve kıymetli kardeşlerim, tabii hamdolsun bu seçimde de yine algılar değil, hakikat kazanmıştır, eser kazanmıştır, hizmet kazanmıştır, hizmet siyaseti kazanmıştır. Bizim milletimiz, değerli arkadaşlar, 14 Mayıs'ta sırtını Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya, teröristlere dayayanlara en güzel cevabı vermiştir. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine bu seçimde de Cumhur İttifakımızın, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuştur. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın kararmış zihinleriyle, kararmış kalpleriyle birlikte resmen kardeşlerimizi alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Depremden hemen sonra kendisine oy verilmediği gerekçesiyle efendim ödeneği bahane ederek depremzede kardeşlerimizi orada misafirhanelerden, yurtlardan çıkarmaya çalıştılar. Ve oradaki kardeşlerimizin duygularıyla, oradaki kardeşlerimizin hakikaten yaralı kalpleriyle resmen alay ettiler. Ama milletimiz bilmelidir ki biz hiçbir zaman hiçbir kardeşimizi, 85 milyon kardeşimizi ayırt etmeksizin depremzede kardeşlerimizle birlikte el ele verdik ve 21 yıldır bu hizmetleri yapıyoruz. Hiçbir zamanda hiçbir vatandaşımızı dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun ayırt etmeden hizmetlerimizi yaptık. Allah'ın izniyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı anlayışla bu beceriksizlerin, bu liyakatsizlerin insafına vatandaşlarımızı, afetzede kardeşlerimizi terk etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle terk etmeyeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetzede kardeşlerimize bir söz verdik. Ve inşallah Allah'ın izniyle biz
sözlerimizi daha önce olduğu gibi yine tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde kardeşlerimize teslim edeceğiz. Biz bugüne kadar hiçbir ayrım yapmaksızın hizmetlerimizi yaptık. Ben 5 yıllık bakanlık sürecim boyunca yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır bu ülkeye hizmetleri yaparken hiçbir ayrım gözetmedik değerli arkadaşlar. 81 ilimize aynı yatırımları yaptık. Elazığ'da biz vardık. Malatya'da biz vardık. İzmir'de deprem oldu. Yine biz vardık. Antalya'da, Muğla'da yangınlar oldu. Biz vardık. Gittik. Milletimizin ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçları giderdik. Hiçbir zaman oradaki siyasi görüşüne bakmadık. Kime destek oluyormuş buna bakmadık. İhtiyaç sahibi mi dedik? Evet, ihtiyaç sahibi. Hemen o yardıma, gerekli yardıma hep birlikte el ele vererek oraları, şehirlerimizin inşasını hep birlikte gerçekleştirdik. Şu ana kadar da 11 ilimize değerli arkadaşlar, onlar algılarla, reklamlarla, hakikat dışında hareket etsinler. Biz 173 bin konutumuzun inşasını, işte depremden 3 ay geçti. 173 bin konutun inşası, sanayi sitesi, köy evi 11 ilimizde başlamıştır. 11 ilimizde, ilçelerimizde eş zamanlı inşa süreci devam etmektedir. İnşallah ilk etapta 319 bin ardından 650 bin konutumuzu bitireceğiz ve AFS'de kardeşlerimize teslim edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz Tuzla'mızı da çok seviyoruz. Hem Şadi Başkanım'la, hem ilçe başkanımla, burada yönetim kurulu üyelerimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla birlikte her zaman Tuzla'nın ne ihtiyacı varsa kardeşlerimizin yanında olduk. Hep birlikte Tuzla için, Tuzla'nın geleceği için, Tuzla'nın gençleri için bir mücadele verdik. Ve bu mücadeleyi, şunu iyi bilmenizi istiyorum ki, sonuna kadar da vereceğiz. El birliği içerisinde Tuzla için hep iyi olanı hayal edeceğiz. O hayallerimizi de bir bir gerçeğe çevireceğiz. İşte Orhanlı birinci etapta 381 konutumuz. İkinci etapta 577 konutumuzun temellerini hep birlikte en yakın zamanda atıyoruz. Aydınlı'da birinci etapta 627, ikinci etapta 625 konutumuzun yapımına devam ediyoruz. Üçüncü etaptaki 675 konutun çalışmaları da hızlı bir şekilde yürütülüyor. Konaşlı'da inşa ettiğimiz 508 konutumuzu inşallah bu yıl bitmeden hak sahibi kardeşlerimize vereceğiz. Aydınlı mahallemiz Şekerpınarı Caddesi bitişiğindeki alanı rezerv alan ilan ediyoruz. Meşhur adıyla 726 parselimiz. 726 parselin de takipçisi biz olacağız. Başkanım olacak. Hep birlikte sizlerle birlikte o parselin de ne sorunu varsa sorunun çözen tarafında olacağız. Burada 65 yıldır yine çözülmeyen tapu sorunlarını inşallah sizlerle birlikte gerekirse kanun düzenleme, gerekirse imar planı, gerekirse mülkiyete ilişkin takas, tramva ne yapılması gerekiyorsa beraber takibini yapacağız. Yine değerli arkadaşlar, yarısı bizden kampanyamız İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğimiz bu proje kapsamında bugüne kadar 760 bin bağımsız bölüm başvuru yapmış oldu. Bu da 3 milyona yakın kardeşimizin devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenini ortaya koyduğu anlamına geliyor. Balıklar da. Evet. Tuzla balıklar.
Ne bu, börekçi mi? Börekçi. Nasılsın teyze, iyi misin? Geldim, evet. Nasılsın, iyi misin? Geziyoruz. Biz mi kazandık, evet. Bak, burada bir misafirimiz var. Sayın Bakanım. Birileriniz olduğu için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Afiyet olsun. Nasılsınız? Beraber miyiz? Mehmet abi, Sultan Eskiköy ilk köftecisi. Çok eski. Çok eski. Şimdi buyurun.